Nedret Ersanel. Kafasını başka tarafa çevirecekler birliği. Siyasette ebedi olarak dargınlık, kızgınlık, küslük olmaz. Vakti zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçimlerinden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Cumhurbaşkanının Endonezya ziyareti G20 zirvesi sonrasında gazetecilerle yaptığı söyleşide Suriye Esad'ı özneye alacak şekilde yaptığı bu açıklama iki ülke ilişkilerindeki müstakbel eğitimin niteliği ve takvimi hakkında zemin kuruyor. Anımsanacağı sanacağı gibi Rusya kısa bir süre evvel böyle bir temas olursa ev sahipliği yapabiliriz demişti. Ara bulabiliriz demektir. Yeni bir durum bu ve soruları beraberinde getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni normalleşme adımı üzerine düşünürken taksim eylemini de akla getirmeli miyiz? Elbette. Terörün geldiği adres olarak da onu destekleyen terör merkezine bakarak da son saldırıyı dahil edebiliriz. Moskova'nın Şam için Türkiye'yi teşvik girişimleri sır değil. Fakat orta vadeli bu yeni normalleşme hamlesine bakarken Rusya dışında sahnede rol almaya başlayan diğer ülkeleri de katmamız gerekiyor. Mesela İsrail. Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gelişmeler malum. Üstüne Suriye ile alakası da ortada. Daha da üstüne Rusya'nın, İsrail'in, Şam dahil Suriye'nin çeşitli bölgelerini vurmasını görmezden geldiği ortada. Ukrayna krizinde ise zaman zaman Tel Aviv Kremlin gerilimi olsa da Rusya, Suriye'de İsrail'e, İsrail, Ukrayna'da Rusya'ya göz yumuyor. Tehlikeli Format İsrail dedikten sonra İran dememek olmaz ve kabul etmek gerekiyor ki şartlar Türkiye-Suriye yakınlaşmasını en istemeyecek başkentin Tahran olabileceğini gösteriyor. Bir, İran zaten yaptırımlar altında. 2. Bir türlü sönümlenmeyen iç protestolar yaşanıyor. 3. Dışişleri Bakanı çarşamba günü Batı'yı suçlayarak iç savaş çıkarmak istiyorlar dedi. 4. Körfez ülkeleriyle bir ara ılımanlaşan ilişkiler yeniden alev aldı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın bölgedeki Kürtlere yönelik eylemleri konusunda Tahran'ı ikaz etti. 5. Tahran'ın Suriye'de Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Rusya'ya kıyasla daha fazla rol edindiği biliniyor. 6. En büyük kabusu gerçek oldu. Ermenistan yenildi, Azerbaycan yükseldi ve sınıra geldi. Aslında Türkiye'de geldi ama Ankara oyunu pis oynayan bir ülke hiç olmadığından içeriği kaşımıyor. Gurur duyuyoruz fakat Türk devletleri teşkilatı anımsandığında Türkler gelmiş oldu. 7. İsrail Suriye'yi vurmuyor. Oradaki İran'ı vuruyor. İsrail Azerbaycan'da da var. Yani Suriye'de burnunun dibine gelirsen Azerbaycan'da burnunun dibine gelirim demektir. Mesela Bakü'de bu hafta ortaya çıkarılan casus ağında Mossad katkısı var mıdır? 8. Irak. İran varlığı çatışmalı hale geliyor. Artı Kuzey Irak'ı vuruşları sancı artırıyor. 9. Batı ile nükleer anlaşmazlığını ve 10. Enerji yollarını açmayışını saymıyoruz bile. Kendimize şerh düşelim. Rusya ve Çin'in bu ülkeye verdikleri destek ve jeopolitik koruması hangi ölçüdedir tartmak gerekiyor. Unutmuyoruz. Rusya'dan sonra İsrail ve İran Türkiye Suriye normalleşmesine ne der söylemiş bulunuyoruz. Ve Sade'de geliyoruz. ABD ne der? Şişman kadının obezitesi. Taksim'e buradan geliyoruz. Cumhurbaşkanının eylem öncesi ve sonrası açıklamaları, İçişleri Bakanı'nın, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, hepsi ABD'dir. Washington'a konuşuyorlar. ABD aynı zamanda bu saldırının geldiği yerdir. Mevcudiyetinin nedenlerini biliyoruz. PKK, YPG, Petrol, Rusya'nın varlığı, İsrail vesaire. Amerika Ankara-Şam yakınlaşmasına ne der? Ona soracak değiliz kuşkusuz. Reaksiyonunu kestirmek istiyoruz. ABD Suriye krizi ve üretici sorunların ortaya çıkmasında eski Başkan Obama döneminden beri büyük rol oynamış ülkedir. Türkiye'nin de eksikleri, hataları oldu ama şimdi geldiğimiz nokta burasıdır. Normalleşme ABD'nin Suriye ve bölgedeki varlığını daraltır mı? Evet, daraltır. Devlet politikasına dönüşmüş teröre desteğini zorlaştırır. İsrail'i korumasını azaltır ama Türkiye İsrail devreye girebilir gönüllü olmaz. Rıza göstermez ama sıkışır. Hele şimdilik uzak ihtimal ama terör örgütüne yönelik bir Türk Suriye operasyonu bambaşka olur. Türkiye'nin Suriye'ye hele heleli açılımı bölgesel dinamiklerdeki bu değişimlere yaslanıyor. İngiltere Rum kesimi stratejik anlaşması ne demek? 15 Kasım'da Londra'da İngiltere ile Kıbrıs Rum kesimi arasında stratejik anlaşma imzalandı. Savunma, güvenlik, dış politika başlıklarını da içerecek şekilde ekonomik bağlamı da bulunan özellikli bir anlaşma. Esasen İngiltere Rum kesiminde zaten mevcut, üstleri var, garantörlerden biri. O halde bu anlaşmaya ihtiyaç ne? Neden şimdi? Türk Devletleri Teşkilatı'nın son zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak tanınması yolundaki en güçlü adım atıldı ve üye ülkeler KKTC'yi içlerine aldı. Henüz tam üye değil ama bu işlerin yolu böyle yapılır. Denebilir ki 1974'ten bu yana Kıbrıs'ın en güçlü tanınma adımlarından biridir. İngiltere'nin Rum kesimiyle yaptığı stratejik anlaşmanın neden zaman ilişkisinin sebebi bu. Böyle cevap verdi Londra. Hem Rum kesiminin altını hem de kendi garantörlüğünün altını çizdi. Kıbrıs'ta tek devlet var o da Rumlardır demiş oldu. Bu haliyle yerleşik düzenin menfaatlerini olan statükonun korunması yolunda gövde gösterdi. Türkiye ve KKTC için bu aşama açıklamadan sonra Londra'nın duruşunu görmüş olmaktan gayrı bir anlamı yok. İşin ilginç tarafı Yunanistan'da sızlanıyor ama o kadar ses çıkaramadı. Nedret Ersanel Bülent Orakoğlu Taksim'i kana bulayan YPG PKK'lı teröristi ABD'nin Sözde Akademisi'nde özel savaş uzmanları eğitmiş. İstiklal Caddesi'ndeki 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili Suriye uyruklu kadın terörist Elham Elbaşir güvenlik güçlerimizin başarılı bir operasyonuyla kız kıvrak sağ olarak ele geçirildi. İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan kadın teröristin yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadın teröristin taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada teröristle irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının küçük çekmecede bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın terörist Ehlam Elbaşir yakalandı. Elbeşir, sorgusunda PKK-PYPG terör örgütünün Suriye Kobanideki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Terörist Elbeşir, PKK-PYPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığı itirafları arasında yer aldı. Bu itiraf terörist Elbeşiri ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK PYD YPG teröristlerini eğitmek için kurduğu sözde akademideki özel savaş uzmanlarınca eğitildiğini ortaya koydu. YPG PKK terör örgütü eylem talimatı verdiği kadın teröristin ölüm emrini neden istedi? İçişleri Bakanı Soylu, eylem sonrası yapılan teknik dinlemede YPG-PKK terör örgütünün talimatı İstiklal Caddesi'nde terör eylemini gerçekleştiren Elbeşir'in öldürülme talimatı olmuştu. Zira kadın terörist eylem emrini PKK-PYD-YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı açıklaması engellenmek istemişti. PKK-YPG'nin terör eylemini üstlenmemesinin arka planında Türkiye'de gerçekleştirdiği eylemlerde Avrupalı sivillerin özellikle kadın ve çocukların ölmesi ve yaralanmasının örgüte verilen desteğin kesilmesi endişe ve korkusu olmuştur. Kadın teröristin eylem sonrası Yunanistan'a kaçırılacağı bilgisi bu organize terör eyleminden Yunanistan'ın da bilgisi olduğu anlamına gelebilir. Örgüt, terörist kadının öldürülmesini Yunanistan'a geçiş esnasında planlamış olabilir. MIT bir kısımda YPG terör örgütünün sözde sabotaj taburu sorumlusunu etkisiz hale getirmişti. MIT, sınır hattında Türkiye'ye yönelik çok sayıda silahlı ve bombalı eylemin faili PKK-YPG'li terörist Ersin Şahin'in etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı. Saha ajanlarından alınan bilgiler doğrultusunda yeri tespit edilen terörist Şahin, MİT tarafından Suriye'de düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi. Suriye'ye 2017'de geçerek YPG bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Şahin, Haseke'de sabotaj eğitimi aldıktan sonra sözde delik sabotaj taburu sorumlusu olarak görevlendirildi. Güvenlik kaynaklarınca sınır hattında Türkiye yönelik operasyonları koordine eden Suriye'den Türkiye'ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilecek örgüt unsurlarının seçimi, donatılması ve eğitimi yönünde faaliyet gösteren, Suriye-Türkiye sınır hattında terör örgütünün istihbarat unsurlarıyla eş güdüm halinde çalışarak sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda yönlendirici olarak görev alan Şahin'in etkisiz hale gelmesi, uzmanlarca Türkiye'ye dönük eylem planlarına önemli darbe vuracağı kaydedilmişti. Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO dörtlü memorandumunda alınan karar Türkiye'nin diplomatik bir zaferidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, MIT'in üst düzey yöneticilere yönelik nokta operasyonları terör örgütünün motivasyonunu bitirmiştir. Ayrıca yürütülen başarılı diplomasiyle örgütün Avrupa'daki desteği ağır hasar almıştır. İspanya'nın başkenti Madrid'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından memorandum imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında PKK, YPG, ile birlikte FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta çok önemli bir adım olmuştur. PKK-YPG-PYD terör örgütü ve sempatizanlarının Batı medyasının da desteğiyle Avrupa kamuoyunda ciddi bir anlamda yürüttükleri kara propaganda ve 5. kol faaliyetlerinin sosyal medya üzerinden yapılmasını engellemenin tek yolu, ülke güvenliği söz konusu olduğunda birlik ve beraberliğimizi perçinlemekten kaçınmamalıyız diye düşünüyorum. Bülent Orakoğlu